Diyelim ki bunun gibi bir çember üzerine hareket eden bir objemiz var. Ben de bu çember üzerindeki farklı noktalarda hız vektörünü çiziyorum. Buradaki v1 olsun, hız vektörü 1. Bu ikinci hız vektörümüz, bu da üçüncü hız vektörümüz olsun. Bu videoda hız vektörlerinin büyüklüğünün sabit olduğunu varsayalım. Başka bir açıdan düşünürsek, yani buradaki hızlar sabit. Şimdi sadece şunu söylüyorum, aslında üzerine ok işareti olmayan v, skaler bir sayıya eşit olacak. Ben buna hız diyeceğim ama siz bu vektörlerin büyüklüğü diyebilirsiniz ve bu büyüklük sabit olacak. Bu birinci vektöre eşit olacak ki o da ikinci vektöre eşit olacak. Yönleri değişiyor ama büyüklükleri, üçüncü de dahil olmak üzere, aynı. Objenin çember bir patika üzerine yol aldığını söyleyebiliriz. Bu çemberse yarıçapı r olan bir çember olsun. Peki şu an ne yapıyorum? Her noktaya bir konum vektörü çiziyorum. Birinci vektörünkine r1 diyelim. İkinci konum vektörü r2 olsun. Konumun değiştiği açık bir şekilde belli, değil mi? r2 konum vektörü ve bu da r3, üçüncü konum vektörü. Konum vektörlerinin eşit büyüklükte oldukları da belli. Dolayısıyla ben konum vektörümüze r diyeceğim. Buradaki uzaklık, yani çemberin yarıçapı. Ve r1, r2, r3'ün büyüklükleri r'ye eşit olacak. Bu videoda yapmak istediğim şey, aslında verilen hız ve yarıçapta merkezcil ivmeyi kanıtlamak. AM diyeceğim ben bu merkezcil ivmeye. Üzerine bir ok yok çünkü bu skaler bir sayı. Ve bu merkezcil ivmenin büyüklüğü hızın karesi bölü çemberin yarıçapına eşit olacak. İşte kanıtlamak istediğim bu. Video sonunda bu formülü gördüğünüzde kendinizi iyi hissedeceksiniz. Şimdi bunu görmek için başka bir çember içine tekrar aynı hikayeyi oluşturacağım. Vektörlerin nasıl değiştiğini şimdi düşünmenizi istiyorum. Sadece kopyalayıp yapıştıracağım. V1'i kopyalayıp yapıştırayım, kopyalayıp merkezden itibaren yerleştiriyorum. Aynı şeyi V2 için de yapalım. Kopyalayayım ve yapıştırayım. Bu da V2. V3 için de aynı şeyleri yapalım. Sadece vektör kısımlarını alıyorum. Kopyala ve yapıştır. Buradaki vektör V3. Sileyim bunları. Çünkü zaten V2 oldu, belli, daha fazla etiketlemeye ihtiyaç yok. V2'nin turuncu olduğunu biliyoruz. V2 turuncu. Peki, buradaki çemberin yarıçapı ne olacak? Çemberin yarıçapı hız vektörlerinin büyüklüğü kadar olacak. Hız vektörlerinin büyüklüğünü zaten biliyoruz, v. Dolayısıyla bu çemberin yarıçapı v'dir. İlk çemberin yarıçapının r olduğunu biliyorduk. Hız vektörleri gibi vektörlerin yönlerinin de zamanla değiştiğini gösteriyordu bize. Peki, buradaki vektörler zaman içinde bize neyin değiştiğini gösteriyor? Bize ivmenin değişimini verecek. Bazı ivmelerimiz var, değil mi? Şimdi bunları a1, a2, a3 olarak kodlayalım. Aralarındaki benzerliği anladığınıza emin olmak istiyorum. Bu çember üzerine hareket ettiğimiz sürece, önce sola, sola, sonra yukarı, sanki saat 11'miş gibi ve sonra da en tepede olmak üzere böyle saat gibi farklı şekiller aldı. Peki, burada hareket eden şey ne? Konum vektörünün zamanla değişimi, ki onlar da bu hız vektörleri. Hız vektörü burada sanki bir saat içerisindeymiş gibi hareket ediyor. Burada hareket edenlerse ivme vektörleri. Hız vektörleri çember patikaya teğetler. Yani yarı çapa dikler. Geometriden de bildiğimiz gibi çizgi bu çembere teğetse yarı çapa diktir. Burası için de aynı şey geçerli. Merkezcil ivmenin yönüyle ilgili öğrendiklerimizi hatırlarsak, mesela A1 vektörü aynen bu şekilde olacak, merkeze doğru. A2 yine merkeze doğru, A3 yine merkeze doğru. Aslında bunların hepsi merkezi arayan vektörlerdir. Dolayısıyla buradaki vektörlerin hepsi merkezcil ivme. Burada sadece büyüklüklerinden bahsediyoruz ve biz hepsinin aynı büyüklükte olduğunu varsayabiliriz. O zaman merkezcil ivmemiz de AM diye kodladığımız büyüklüğe eşittir. AM A1'e, A2'ye ve A3'e eşittir. Buradaki vektörün tepeye gelmesi için gerekli sürenin şimdi ne olduğunu düşünmenizi istiyorum. Bunu çözmenin bir yolu, hareket edilen arkın ya da kavisin ne uzunlukta olduğunu bulmaktan geçer. Kavisin uzunluğu çemberin 1/4'üne eşit. Bu da çemberin çevresinin 1/4'üne eşit. Çemberin çevresi 2 pi r. Bunun 1/4'üne eşit olacak. O zaman kavisin uzunluğunu bu formülle ifade ederiz. Şimdi tekrar süreyi bulmaya çalışalım. Ne kadar sürecek? Kavisin uzunluğunu asıl hıza böleriz. Bu yol üzerine aldığımız hızın büyüklüğüne böleceğiz. Hıza değil, hızın büyüklüğüne. Artık vektör değil, bu bir skalar. Sonuç zamana eşit olmalı. Bu, kavis üzerinde hareket edilen süre. Bu patikadaki, yani kaviste geçen süre ile diğer patikanın kavisindeki aynı olmalı. Hız vektörü için burası konum vektörünün gideceği yol, burası hız vektörünün. Buradaki zaman ne olacak o zaman? Yani bu patikanın uzunluğu nedir? Yarıçapı v olan bir çemberden bahsediyoruz. Sadece biraz geometri yapıyoruz yani. O zaman bu patikanın uzunluğu 2 çarpı pi çarpı yarıçapı v'nin 4'te 1'i olacak. Şimdi benzerliği görebilmeniz için aynı renkte yazıyorum. Diğer çemberle buradaki benzerlik nedir? Oradaki, yani oradaki hızın büyüklüğü ile burada benzer olan nedir? İvmenin büyüklüğüdür. Dolayısıyla zaman kavisinin uzunluğu bölü AM, yani merkezcil ivmeye eşit olacak. Hız vektörünün buraya gelmesi için harcadığı süre ile buradaki süre eşittir. Dolayısıyla biz bu iki şeyi birbirine eşitleyebiliriz. Buradan elde ettiğimiz şey 1 bölü 4 çarpı 2 çarpı pi çarpı r bölü v. Bir taraftan elde ettiğimiz şey 1 bölü 4 çarpı 2 pi r bölü v. Diğer taraftan elde ettiğimiz ise 1 bölü 4 çarpı 2 pi v bölü am. Şimdi biraz sadeleştirelim. 2 pi'ye bölüp şimdi ondan kurtulalım. Şimdi tekrar yazalım. R bölü v eşittir v bölü am. Şimdi içler dışlar çarpımı yaptığımızda v çarpı v, yani v kare çıktı. V kare eşittir am çarpı r oldu. İçler dışlar çarpımı aynı zamanda her tarafı iki paydayla da çarpmak demekti. V çarpı am ile çarparsak, çok sürpriz bir şey değil, bir yanda v'ler gidecek, diğer yanda da a'lar gidecek. Sonuç olarak v'nin karesi am çarpı r'ye eşit oldu. Merkezcil ivmenin büyüklüğünü bulmak gerekirse her tarafı r'ye böleriz. AM'yi, yani merkezcil ivmenin büyüklüğünü yalnız bırakırsak, sabit hızımızın büyüklüğünün karesi bölü r'ye eşit oldu. Hoşça kalın.